Turgay Yerlikaya'ya sorayım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir sözünü az önce anımsattım. Ben rakibimi biliyorum dedi. Bu rakip Sayın Cumhurbaşkanı mı? Sayın Cumhurbaşkanlığı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim yarışında karşısında konumlandırarak nasıl bir avantaj elde etmeyi planlıyor sizce? Şimdi aslında İmamoğlu'nun yapmaya çalıştığı şeye baktığımızda ki bu henüz aday adayları tartışması başladığında ben rakibimi biliyorum, kimin olacağı önemli değil tarzında yine beyanlarda bulunmuştu. Buradan şunu anlıyoruz aslında. Normal şartlarda baktığımızda bir gerçeklik olarak belediye başkanlarının seçilme gerekçeleri, yani belediye başkanını seçen seçmenlerin tercihlerini şekillendiren en önemli unsurlardan bir tanesi ilgili belediye başkanının seçim süreci içerisindeki performansıdır. Yeni adayın ise bakılacak en temel meselesi geldiği meslek ve kariyeri itibariyle ortaya koyduğu performans ve belediye başkanı seçilmesi durumunda o belediye, o yerel yönetime neler katabileceği. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmada aslında Murat Kurum'un o açıklamalarındaki başlıklar önemli. Ne diyor Murat Kurum? İstanbul'un 5 yılının kaybedildiğini düşünüyor. Yani 2019'da 2024 arasında İstanbul'a çok yoğun bir ilgisizlik olduğunu ve İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı rolüyle ya da statüsüyle değil de farklı rollerle tartışmaya ve gündeme dahil olduğu, bu rolleri tartıştırdığı için de kamuoyunda İstanbul'un arka planda kaldığı meselesi. Dolayısıyla burada İmamoğlu'nun Sayın yapmaya çalıştığı şey de aslında fetret devri dedi. Sizce de böyle? Yani Murat Kurum'un ve özellikle Cumhur İttifakı'nın temel burada mottosu, sloganı kaybedilen 5 yıl. Yani buradan da kasıt aslında İmamoğlu'nun bu 5 yıl içerisinde gösterdiği performansın İstanbul'u herhangi bir yere taşımadığı, dolayısıyla girdiği siyasi tartışmalarda da İstanbul'u arka plana ittiği ve kendi siyasi ajandasını, kendi projeksiyonunu İstanbul üzerinden Türkiye kamuoyuna dayatmaya çalıştığına yönelik bir algı var. Bu işlenecektir doğal olarak. Şimdi İmamoğlu'nun burada cepheyi genişletme motivasyonu nereden kaynaklanıyor diye bakarsak, aslında 2019'dan bu yana kendi siyasi serüveni İmamoğlu'nun nereye odaklandığını bize gösteriyor. Şimdi hatırlayalım, 14 Mayıs'tan önce birçok tartışmada henüz altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli değilken kendisine bu konuda sorulan sorulara verdiği cevaplarda altılı masanın ortak mutabakatının dışında, yani henüz bir adaya, bir isme karar verilmemişken bile kendisi zımnen de olsa bu adaylıkla ilgili yeşil ışık yakması kendi siyasi perspektifinde nereye kendisini konumlandırdığını bize gösteriyordu. Fakat bu tartışmalar içerisinde İmamoğlu'nun geldiği nokta, ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmalarını da yine bu bütün içerisinde değerlendirdiğimizde, İstanbul'la mukayyet bir siyasi alan var kendisiyle ilgili. Burada cepheyi genişletmedeki motivasyonu nedir diye baktığımızda, bence Nasuhi Güngör'ün kavramsallaştırması önemliydi. Özellikle 2019'a kadar mevcut siyasi iktidara ve Cumhur İttifakı'na karşı muhalefet eden toplumsal kesimlerin enerjisini boşaltabilecek bir alan ve siyasi figür olması açısından İmamoğlu kendisini bir biçimde kamuoyuna böyle sunabildi. Tabii bunu sunmasında bir takım etkenler de var. Özellikle 2019'daki seçimlerin tekrarlanması ve ikinci seçimde önemli bir oy farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması. Şimdi oradan buraya baktığımızda aslında İmamoğlu'nun biz şunları vaat ettik ve bunları yaptık şeklinde bir siyasi projeksiyon ve profil ortaya koymak yerine ben rakibimi biliyorum ya da engelleniyorum gibi söylemler üzerinden tartışma ve cepheyi genişletme arayışı aslında 2019'dan bu yana İstanbul özelinde yapmadığı ve İstanbul'da özellikle bu yerel yönetim performansı anlamında geride kalma meselesini farklı arayışlarla, farklı cepheler açmak suretiyle bertaraf etmek istiyor. Bu siyaseten anlaşılabilir bir şey. Fakat burada tabii en önemli meselelerden bir tanesi, özellikle Murat Kurum'un ve Cumhur İttifakı'nın bu tip tartışmalara ilgisiz kalması ve İstanbul üzerine yoğunlaşarak vaatler üzerinden, performanslar üzerinden bir çizgi takip etmesi. Tabii
Bunu ne kadar takip edecek göreceğiz. Çünkü İmamoğlu muhtemelen önümüzdeki günlerde bu ve benzeri açıklamalar üzerinden bu cephe genişletme stratejisini daha farklı yerlere taşıyacaktır. Ama burada yani özellikle üzerinde durulması gereken bir husus daha var. Başta da ifade edildi. 2019'daki şartlarla bugünkü şartlar arasında çok ciddi farklar var. Özellikle Cumhur İttifakı'nın bir bütün olarak senkronize bir biçimde yoluna devam ediyor olması. Bunun dışında 14 Mayıs'tan önce ya da 2019'dan sonra belli bileşenlerin dahil olmasıyla genişleyen, bazen belli bileşenlerin dışarıda kalmasıyla aritmatiğini değiştiren bir ittifak yapısı vardı. Bugün o ittifak yapısından bahsedemiyoruz. Dolayısıyla İyi Parti'nin kendi adayını çıkarttığı bir seçimde İstanbul üzerinde İmamoğlu'nun ciddi bir kaybı söz konusu olacaktır. Demin burada pozisyon alışı ve eğer İmamoğlu'ndan yana pozisyon alırsa bunu seçmen kitlesine anlatırken İmamoğlu'nun neden tercih edildiği ile ilgili anlamlı ve rasyonel bir argüman oluşturamazsa bu da İmamoğlu açısından bir kayıp oluşturacaktır. Ve karşısına baktığımızda aslında Murat Kurum gibi genç, dinamik ve bürokratik kariyeri itibariyle özellikle teknokrat kimliğiyle kendisini pozitif ayrıştıran bir adayla mücadele etmesi zorlaşacaktır. İmamoğlu bunların hepsini masada tutup fayda maliyet analizi yaptığında Murat Kurum gibi bir siyasi figürle ya da teknokrat figürle mücadele etmesi performans anlamında ya da yerel yönetim vizyonu anlamında çok mümkün değil. Bu mümkün olmadığı için cepheyi farklı alanlar üzerinden genişletmek suretiyle yine 2019'daki bu siyaseten birikmiş olan negatif enerjiyi, ki bu negatif enerji biraz İmamoğlu üzerinden yoğunlaşıyor, sürdürebilmek. Bunun şöyle bir önemi de var tabii ki. İstanbul, ki bugün tartışılıyor bu mesele muhalif ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan basında da izlediğimiz kadarıyla, İstanbul'un İmamoğlu tarafından yeniden kazanılması durumunda 2028'e ilişkin tartışmaların daha farklı bir düzleme taşınacağı ile ilgili bir beklenti var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde. Bu tartışmaların içerisinde kendisini daha anlamlı bir yere oturtabilmek için ve o Cumhur İttifakı'nın karşısındaki toplumsal muhalefeti konsolide edebilmek için cepheyi dediğim gibi Murat Kurum üzerinden değil de daha genel bir siyasi düzlem üzerinden kurmaya çalışacaktır. Evet, biz aslında bu seçimde hizmet siyasetini mi konuşacağız? Yani adayların icraatları, projeleri mi sizce? Yoksa Sayın Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği üzere böyle daha siyasi genel seçim atmosferinde bir yarış mı gözlemleyeceğiz? Çok kısa bir buna dair de yanıt alayım. Şimdi dediğim gibi yani özellikle bu performans üzerinden ortaya koyulacak stratejilere baktığımızda ben Murat Kurum'un bu açıklamalarında mesela konu başlıklarına baktığımda İstanbul'un 5 yılına ve bu ilgisizliğe odaklanan bir söylem alanı ve İstanbul'la ilgili ne yapılacağına dair bir o teknokrat kimliğin içerisinde olduğu altyapıyı da ilgilendiren özellikle deprem sürecini gündeme alan bir takım çalışmaların ağırlık kazanacağını, baskın olacağını düşünüyorum ve aday açıklandığı günden itibaren Murat Kurum'un özellikle sahadaki performansına baktığımızda hangi kanat üzerinden ilerleyeceğine dair bir ipucu veriyor bize. Ama İmamoğlu görüyorsunuz. Bugün tartışıldığı şekliyle baktığımızda halen özellikle değişim tartışmalarında sevk ve idarede yer alması hasebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin genelinde birçok ilde adaylık belirleme sürecinde etkili olduğu ve bunun parti içerisinde belli huzursuzluklara yol açtığına dair bir kanaat var. Yani İmamoğlu henüz İstanbul'un yeniden kazanılmasıyla ilgili bir alana kendisini hasretmiş değil.